önceki videomuzda koronavirüs ve kaygı üzerine konuşmuştuk. Bugün de ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor bu süreç, stresi nasıl yönetebiliriz, bunun üzerine biraz konuşalım. Şimdi bir kere var olan bir tehdit durumu bizi bu düzeyde kaygılandığımız zaman, bu tehdide göre kaygılandığımız zaman kaygı bizi hayatta tutuyor ve tedbirler almamızı sağlıyor. Koronavirüs tehlikesi ortada var. Ne oldu? Bir kaygı düzeyi oldu kişide ve kişilerde. Tedbirler söylendi Sağlık Bakanlığımız tarafından. Bu kaygı bizim tedbirlere uymamızı sağlıyor. Tedbirler aldıkça da ne oluyor tabii ki? Hayatta kalma düzeyi, hayata uyum sağlama düzeyi artmış oluyor. Şimdi burada kaygı düzeyi bir yere kadar çok çok iyi düzeyde gittiğinde normal bir şey. Kaygılanmamız, korkmamız, kendimizi tehlikede hissetmemiz. Ama kaygı düzeyi çok aşırı bir şekilde arttığı zaman da kişi hem ruh sağlığı açısından hem de beden açısından zarar görmüş oluyor. Var olan bir temizlik, hijyen düzeyine uymanın dışına çıktığı zaman bu durum, o zaman ruh sağlığına zarar vermiş oluyor. Yani yeteri kadar ve yerinde kaygı her zaman için bizi hayatta tutar, fazlası bize zarar verir. Şimdi spor yapmak, evin içinde sağlıklı beslenmek, bol sıvı almak, stresten uzak durmak bir kere uyku kalitemizi olumlu açıdan etkileyecektir. Evde spor yapmaktan kastım, işte küçük hareketler yapabilirsiniz. Tabii bu size kalmış, bedensel, fiziksel herhangi bir probleminiz yoksa bununla alakalı yine evde yapabileceğiniz minik yürüyüşler. Mesela evinizde yürüme bandı vardır, evinizde yürüme bandında yürürsünüz. Ya da evinizin içinde yürürsünüz. Yürüyüş yapabilirsiniz evinizin içinde. Minik hareketler yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri çok önemli. Doğru nefes alma tekniklerinden zaten bahsetmiştik. Bu süreçte yine kaygıyı yönetmeniz de büyük adım olacaktır. Sosyal ortamlara zaten hiçbir zaman bu süreç esnasında girmeyin. Evde kalın diyoruz. Bu yine tedbirlere uymak açısından ve kaygınızı kontrol düzeyinde tutmak açısından çok çok önemli bir unsur. Yüksek alkollü ya da kolonya ve diğer el dezenfektanlarını gerektiği düzeyde kullanmak yine sizin temizlik anlayışınızı ve kaygı düzeyinizi dengeli tutacaktır. Ve herhangi bir tedbir, yani o tedbirleri, Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü tedbirleri aldıktan sonra bile kaygınız devam ediyorsa ve kaygı yoğun bir düzeyde yaşanıyorsa, o zaman odak noktanızı değiştirebilirsiniz. Yani sürekli olarak koronavirüs haberlerini devamlı bütün gün izlemek yerine gündemi aralıklarla takip edip evinizin içinde yapacaklarınıza odaklanabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, resim yapabilirsiniz ve yeni hobiler edinebilirsiniz. Yani odak noktanızı kaygı düzeyinizden alıp başka bir yöne çekmek burada en güzel yöntemdir. Şimdi sosyal medya, televizyon, telefon mesajları, arkadaş grupları gibi koronavirüs haberlerine maruz kalmak tehlikeli bir durum. Çünkü asılsız haberler dolaşabiliyor. Haberleri mümkünse, bu tür haberleri mümkünse bakmayın. Sağlıklı kaynaklardan, resmi kaynaklardan sadece koronavirüs haberlerini dinleyin. Uzmanlardan dinleyin. Bazen işimizi gücümüzü bırakıp sadece televizyona bağlı kalıyoruz bu koronavirüs haberleriyle alakalı. Dediğim gibi bu da yine kaygı düzeyinizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu süreçte de yine aralıklı olarak gündemi takip etmeniz çok çok önemli. Peki, gerçeklikten uzaklaştıran haberler bazen oluyor sosyal medya üzerinde. Bunun yerine işte daha resmi kaynaklara biz önem verdiğimizde, resmi kaynaklardan bu koronavirüs haberlerini dinlediğimizde kaygı düzeyimiz olması gerektiği gibi oluyor. Yani bu yüzden çok önemli. Şimdi kaygıya olumlu tarafından bakacak olursak, bu kadar kaygı ve korku, yani dengede olan kaygı ve korku bizleri virüs hakkında daha çok bilgi edinmemize ve dolayısıyla önlem alma ve kendimizi koruma yollarını araştırmamıza neden oluyor. Fakat en çok korkutan şeylerden birisi de belirsizlik. Virüsün henüz bir tedavisinin bulunamaması, bu nedenle her gün birçok ülkede ölümlerin arttığını duyuyor olmamız ve ülkemizde görülmüş olması yine ciddi bir ölüm korkusunu tetikliyor, ölüm kaygısını tetikliyor. Bunun önüne geçebilmemiz de psikolojimizi koruyabilmemiz için
salgına karşı farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Öncelikle panik halinden çıkarak durumu kabul etmemiz gerekiyor ve bilinçli şekilde var olan önlemleri almamız gerekiyor. Eğer hiçbir şekilde üstesinden gelemediğimizi düşünüyorsak bu kaygının, dediğim gibi bir uzmandan yine online destek alabilirsiniz bu süreç esnasında. Olumlu tarafından bakacak olursak yine dediğimiz gibi kaygı bizi hayatta tutuyor. Fakat bir belirli bir sınırı aştığı zaman o kaygı ruh sağlığımızı olumsuz açıdan etkileyebiliyor. Peki evde neler yapabiliriz? Şimdi bir kere odak noktamızı değiştirmekten bahsettik. Kitap okumaktan bahsettik. Peki çocuklarla neler yapılabilir? Yüksek sesle bir müzik açabilirsiniz. Evde dans edebilirsiniz. Mesela koltuk minderleriyle çocuklarla birlikte atlamalı, yuvarlanmalı, zıplamalı oyunlar oynayabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte resim yapabilirsiniz. Evde vakit geçirebileceğiniz. Yani yeni hobiler edinin evde. Kendinize zaman ayırın. Güvenli alan yaratın. Konfor alanı yaratın. Mesela sabah kalktığınızda bütün gün böyle pijamalarla dolaşmayın. Şöyle güzel kıyafetinizi giyin. Hafif bir makyaj yapabilirsiniz isterseniz. Güne güzel başlayın. Güzel sağlıklı bir kahvaltınızı hazırlayın. Sağlıklı besinler olsun içerisinde. Sonra yine gün içerisinde atıştırmalıklarınızı yiyebilirsiniz. İşte sağlıklı atıştırmalıklarınızı. Evinizin içinde spor yapabilirsiniz. Mesela yürüyüş yapabilirsiniz evinizin içinde. İşte pek çok spor videoları var baktığınız zaman kanallarda. Bunlarla alakalı eğer fiziksel bir probleminiz yoksa minik hareketler yapabilirsiniz evde. Spor, nefes, doğru nefes teknikleri, nefes egzersizleri yine stres düzeyimizi azami hızla tutacaktır. Peki bu kaygı ilişkisi ve ruh sağlığımızı etkilediğinden bahsetmiştik hatırlarsanız geçen videolarımızda. Anksiyetesi olan ve obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde genellikle bu durumda olumsuz açıdan etkileniyorlar. Bu süreçte de yine uzman desteği online alabilirsiniz. Yönetemiyorsanız stresi. Onun dışında yine evde odak noktanızı değiştirmek çok çok önemli. Biliyorsunuz bizim zihnimizde otomatik düşüncelerimiz var. Sürekli arka plandan geçen olumsuz otomatik düşüncelerimizi olumlu alternatif düşüncelerimize çevirebiliriz. Duygularımızı fark edebiliriz. Ve duygularımızı fark ettiğimizde ne hissettiğimizi fark ettiğimizde aslında duygumuzu olumluya çevirerek düşünce sistemimizde olumlu bir şekilde etkilemiş oluruz. Zaten gereken tedbirleri aldığımız sürece bu tedbirlerin işe yaradığını bilmemiz bizim kaygı seviyemizi gereken düzeyde tutacaktır. Peki bugün koronavirüs kaygı ve stres ilişkisinden bahsettik. Diğer videomuzda da zaten kaygı ilişkisinden bahsetmiştik. Bu da ek olarak, ikinci bölüm olarak sizlere anlatmak istedim. Evde kalın, evde büyük bir hayat, büyük bir yaşam alanı yaratın kendinize. Çünkü hayat eve sığar. Dışarıda yapmış olduğunuz pek çok şeyi eskiden evinizde yapabilirsiniz. Dışarıda ne yapıyordunuz? İşte kafelere gidiyordunuz, kahve içiyordunuz vesaire. Bunu evde yapabilirsiniz. Kahvenizi alabilirsiniz, müziğinizi açabilirsiniz ve evde yapabileceğiniz aktivite çok fazla. Yeter ki ruh sağlığınızı koruyacak düzeyde stresinizi ve kaygınızı yönetecek şekilde odak noktanızı sağlıklı tutun. Kendinizi sağlıklı tutun. Ruh sağlığınız beden sağlığınız kadar önemlidir. Peki o zaman ne diyoruz? Sağlıklı mutlu zaman dilimleri. Hoşçakalın.